Resmin Öyküsü programından merhabalar. Sizlerle konuştuğumuz sanatçılar arasında en çok beğenilenlerden birisi Osman Hamdi Bey. Belirli periyotlarla Osman Hamdi Bey'in eserlerini inceleyeceğiz. Ve bugün seçtiğimiz eser Okuyan Kadın, Kur'an Okuyan Kız adıyla bilinen Londra Bonhams Müzayedesi'nde yaklaşık 44 trilyona satılan eserdi. Ve bu satıldığı dönemde Türk sanat tarihinde en yüksek rakamla satılan eser olması sebebiyle gündeme geldi. Hatta dönem sınav sorularına kadar işlendi. Bugün sizlerle 1880 yılına tarihlenen Kur'an Okuyan Kız, Okuyan Kız adlı eserini inceleyeceğiz. Öncesinde Osman Hamdi Bey'i hatırlamak gerekirse 1842 yılında İstanbul'da doğduğunu, İbrahim Ethem Paşa'nın oğlu olduğunu söyleyebiliriz. Paşa'nın Sakız doğumlu olduğunu, Sakız Adası doğumlu olduğunu ve bu bölgeden getirildiğini, ayrıca Fransa'da yetiştirildiğini söyleyebiliriz. Fransa'da yetişen Paşa'nın da oğullarını periyotlarla Fransa'ya gönderdiğini biliyoruz. Osman Hamdi Bey de hukuk ve sanat eğitimini burada almıştır. Aldığı eğitimlerle birlikte oryantalist çizgide yetişmiştir. 19. yüzyılda Avrupa'yı kasıp kavuran akım, oryantalizm Osman Hamdi Bey'i de etkilemiştir. Çünkü hocaları Jerome, Boulanger gibi isimler oryantalist çizgide eserler veren kişilerdir. Burada baktığımız zaman 1880 yılında oryantalizmle birlikte hangi konular işlendi detaylandıralım. Resme ilk baktığımızda aslında bir kadının oturur formda bir kitap ya da Kur'an okuduğunu düşünebiliriz. Ama rahlenin üzerindeki eserin bir Kur'an-ı Kerim olduğu algısı düşündürülebilir. Oryantalistlerin detaycı olduklarını biliyoruz. Burada da sedef kakma süslemelerin ne kadar parlak bir şekilde derinlikle verildiğini aktarmalıyız. Buradaki eser ve rahlenin tam ortasındaki işlemeli süslemenin de detaylandırıldığını söyleyebiliriz. Ama sanat tarihçiler ve tarihçiler bu eserin ayrıca bir dini kitabın dışında şiir mecmuası bile olabileceğini konuşurlar. Bu nedenle tam olarak aktarımını anlayamadığımız eserlerden birisidir. Burada oturan kadının Kur'an-ı Kerim'e doğru bir bakış attığını, bu şekilde dik bir açıyla oturduğunu ve başındaki yazmasının yaklaşık bir karış açık olmasının kutsal bir kitabı bu şekilde okuyamayacağı anlamına gelir. Bu söylemle birlikte oryantalizmin dine bakışındaki iğneleyici algının Osman Hamdi Bey'e de yansıdığı düşünülmektedir. Hemen Osman Hamdi Bey'in bu eserinde kadının bu kol tarafındaki eserlerdeki detaylara baktığımız zaman altıgen çini panolar görmekteyiz. Bu panolar Bursa Yeşil Cami'de, Bursa Muradiye Külliyesi'nde yoğun olarak işlenmiştir. Ayrıca İstanbul'da Çinili Köşk'te de yoğun olarak altıgen çini panonun da işlendiğini görmekteyiz. Osman Hamdi Bey mimari formlar üzerinde figür kullanmayı sever. Bu sebeple bu kadını da bu şekilde oturtturmuş olması çok muhtemeldir. Çini formu, hemen burada taşın formu, kağıdın, sedef kakmanın, kilimdeki dokumanın, burada buhurdandan yükselen buharın, hemen şebekelerdeki demir algısının ne kadar yoğun hissedildiğini görmekteyiz. Oryantalizmin detaycı yaklaşımıyla bu detayları görmek çok mümkündür. Hemen şunları da bakmak gerekiyor. Doğu kilimleri, doğulu kıyafetlerin bir kadının üzerinde bulunması, buhurdan detayları ve buhurdanın bir ölümle ilgili söylemi bulunmaktadır. Ölümden sonra insanların cenaze törenlerinde buhurdanlar yakılır. Hemen geriye doğru ağaçlarla birlikte dünyevi ve ahiret yaşamı ile ilgili bir bağlantı kurulabilir. Eserdeki kadının üzerindeki sarı kaftanın aslında Osman Hamdi Bey'in ailesinden kalan bir kaftan olduğu bilinmektedir. Burada
karısı Naile Hanım, kızları Leyla gibi isimlerin bu sarı kaftanla pozlar verdiğini bilmekteyiz. Günümüzde Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde ve Sadbert Hanım Müzesi'nde bu sarı tonlu kıyafet detayıyla karşılaşmaktayız. Eserdeki kilimin madalyonlarına bakıldığında bölgelerine kadar söylemde bulunabilir. Aslında Osman Hamdi Bey ne kadar doğulu olduğunu bizlere halı, kilim, kitap detaylarından vermeye çalışmıştır. Bu eserin Bonhams Müzayede Evi'nde satışı ile birlikte gündem olduğunu söylemiştik. Peki eseri alan ülke kim oldu? 44 trilyona yakın parayı hangi ülke verdi? Bu eseri alan ülke Malezya'dır. Malezya İslam Sanatları Müzesi'nde eserin sergilendiğini bilmekteyiz. 1910 yılında vefat eden Osman Hamdi Bey'in bu eseri 1880 yılında oluşturduğunu söylemiştik. Ve günümüzde ziyaret edebileceğimiz yerin Malezya olduğunu da aktardık. Yani Batı'nın zamanında yaptığı ve sipariş verdiği eserleri Doğu'nun tekrar topladığını ve Doğu'ya giden bir tablo olduğunu söyleyebiliriz. Kadının duruşu, kutsal kitaba doğru bir bakışında ve eşarbındaki açıklıkla birlikte Osman Hamdi Bey'in söylemlerinde iğneleyici olabilecek olan tablolarından birisi olarak tanımlanır bu eser. 1880 yılına tarihlenen Kur'an Okuyan Kız, Okuyan Kız adlı eserini bugün sizlerle konuştuk. Resmin bir başka öyküsünde görüşmek dileğiyle.